Sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 3. ünitesinin ölçme ve değerlendirme sorularını yapacağız. Sayfa 71'den itibaren. Kıymetli arkadaşlar sorularımızın doğru cevaplarını ben sizlere işaretliyorum. Daha önce bu konumuzla ilgili ayrıntılı dersler işlemiştik. Anlamadığınız yerlere önceki konularımızdan bakabilirsiniz İnşallah Burada ayrıntıya girmeden doğru cevapları söyleyeceğim. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi sülasi mücerret mastardır diyor değerli arkadaşlar. C şıkkına bakalım. D şıkkı evet hikmet kelimesi. D şıkkındaki hikmet kelimesi sülasi mücerret mastardır. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi mezidun fih mastarlardan değildir diyor kıymetli arkadaşlar. Burada da Bursa şıkkındaki ticaret kelimesi mezidun fih mastarlardan değildir. Üçüncü sorumuz aşağıdaki kelimelerden hangisi ismi fail değildir diyor. Bakın burada ismi fail olmayan kelimemiz C şıkkındaki mektep kelimesi ismi fail değildir. Dördüncü sorumuz aşağıdaki kelimelerden hangisi ismi mef'uldür diyor. İsmi mef'ul dediği için değerli arkadaşlar Adana'ya baktığımız zaman muazzam kelimesi ismi mef'ul diyoruz. Bu konuları daha önce işlemiştik kıymetli arkadaşlar. O videolarımızdan ayrıntılı olarak tekrar bakabilirsiniz. Beşinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisine tef'il hangisinde tef'il vezninde bir kelime yoktur diyor. Burada B şıkkına bakalım. Medenilere galebe çalmak ikna iledir. İcbar ile değildir kısmında tef'il babında herhangi bir fiilimiz yoktur kıymetli arkadaşlar diye cümlelerde var. Altıncı sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinde ismi fail cinsinden bir kelime vardır diyor. C şıkkına baktığımız zaman kamil insanlar fakr ile fahr etmişlerdir. C şıkkında kamil insanlar Fakr ile fahr etmişlerdir diyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan Şıkkı kıymetli arkadaşlar. Devam edelim 7. sorumuzdan itibaren. 7. sorumuzun doğru cevabını bulalım. Diyor ki cümlesinde altı cizili kelimelerin vezinleri sırasıyla sağdan sola hangi seçenekte doğru verilmiştir? Diyor. Bakalım. Ee, kusurunu itiraf eden istiğfar eder. Cümlemizin okunuşu kusurunu itiraf eden istiğfar eder. Denizli cevabımıza baktığımız zaman fa fuul iftial istifal kalıplarından geldiklerini tespit etmiş bulunuyoruz kıymetli arkadaşlar. 8. sorumuz Kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak yazılmıştır diyor kıymetli arkadaşlar. Burada muhabir yani haber veren değil mi? Muhabir gazeteciler, muhabirler var. Haber veren anlamında Adana şıkkımız doğru. 72. sayfamızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ek almış Farsça asıllı bir kelime yoktur diyor. Baktığımız zaman değerli arkadaşlar burada da Edirne şıkkımızda kalemimizi alalım. Edirne şıkkında Cemalinle ferahnat etki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Cümlemizde önek almış Farsça asıllı bir kelimenin olmadığını görüyoruz. Şimdi en sevdiğim sorulara geldik değerli arkadaşlar. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz burada. Kalemimizi alalım. Adana şıkkında sülasi mücerret mastarların ismi failleri fail, ismi mef'ulleri mef'ul vezniyle yazılır. Doğru söze ne yapılır? Doğru yazılır. İkinci sorumuza bakalım cümlemize. El yevme tensahu e, tabiri zait harflerin kodlanmış halidir. Bunu daha önce günitemizde işlemiştik. Doğru. Üçüncüye bakalım. İstikbal kelimesi sülasi mücerret bir mastardır diyor. Değerli arkadaşlar sülasi mücerret değildir. Yanlış yazıyoruz buna. Diğer cümlemiz. Farsça'da ekler kelime başına ve sonuna gelebilir. Doğru. Son cümlemiz şahane kelimesi son ek almış Farsça asıllı bir kelimedir. Aynen öyle. Doğru diyoruz değerli arkadaşlar buraya da. C bölümünde aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlar ile okunuşlarını yazarak doldurunuz diyor değerli arkadaşlar. E, birinci cümlemizin kalemimizi alalım. Sülasi mücerret mastar vezinlerindeki F, ayın, lam harfleri, asli harfleri sembolize eder. Yani ne yapacağız buraya? Şu kelimemizi getireceğiz. Gayret kelimesi, gayret kelimesi faalet Bakın şu kelimemizi buraya getireceğiz. Faaliyet veznindedir. nedir? 3. Yukarıdan bulmamız lazım şimdi. İftial babından irtihal. Bakın şuraya irtihal kelimesi iftial vezniyle türetilmiş bir mastardır diyor. 4. Mükem, tekmil mastarının isim mef'ulü bakın mükemmeldir. 5. cümlemiz müjde kelimesi zaten bir kelime kaldı. Farsça kökenli bir kelimedir demiş. Bu şekilde bu sayfamızdaki alıştırmaları yaptık. Şimdi bulmacalara geçtiğimiz zaman değerli arkadaşlar ekranda ben onların tamamını oraya sığdırmam zor. Ben sizi şu şekilde açacağım. Ve hangi kelimeye, hangi boşluğa, hangi kelimeye getireceğinizi söylüyorum değerli arkadaşlar. Siz de bunları yazın. Soldan sağa ikinci fetheden anlamına gelen kelime Fatih'tir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden oradan aklınıza kalsın. İkiye Fatih yazıyorsunuz. Dört, işten etkilenen, etkileneni bildiren isim. İşi yapan fail, işten etkilenen mef'uldür. Dörde mef'ul yazıyorsunuz. 5. Marifet iltifata tabidir cümlesinde boşluğa iltifat. Bunu yazıyorsunuz. 9. Asli harflerinin üzerine herhangi bir harf ilave edilmemiş mastarlara mücerret denilir. 9'a mücerret yazıyorsunuz. 10. Asli harflerin üzerine getirilerek yeni kelime türetmede kullanılan harflere de zaid Zait. Ona zait yazıyorsunuz. 13. Talim mastarının ismi faal ile talim mastarının ismi faal ile muallimdir. Evet. 16. Mücerret mastarlara farklı mana kazandırmak için zait harf eklenerek yapılan mastarlara da mezit arttırılan mezit. 16'ya mezit yazıyorsunuz. 17. Gelecek zaman anlamında bir mezit mastardır. İstikbal. Değil istikbal İstikbal göklerdedir mesela. İstikbal gelecek anlamına gelir. 18. Mümin ismi failinin mastarı imandır. Amene yuminu imanın. İman mastardır. 20. Tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış anlamına gelen müfal vezninde bir kelime de muhkem olarak bulmacamıza yazıyorsunuz. Yukarıdan aşağı yaptığımız zaman kıymetli arkadaşlar. Birincisi işi yap, yapanı bildiren diye tarafta mefhulü sormuştu. Burada bakın işi yapanı fail diyoruz. Bir fail. Mütefekkir kelimesinin mezit mastarı değerli arkadaşlar tefekkürdür. 3'e tefekkür yazıyor. 6 onaylama manasında Tef'il vezninde bir mezit mastardır diyor. Tastik etmek. Tastik. Oraya tastik yazarsanız onaylamak anlamına gelir. 7. Hürmet etme manasına gelen tef'il vezninde bir kelime tazimdir. Oraya siz tazim yazarsınız. 8. Meçhul ismi mef'ulünün mastarı cehalet. 8'e cehalet yazıyor. 11. İslam mezit mastarının ismi faili Müslim'dir. Esleme yuslumu İslam'ın Müslim'un. Teslim olan anlamına gelen Müslim yazıyor. 12. Kitabet mastarının ismi mef'ulü mektup. 12'ye mektup yazıyorsunuz. 14. Muhtemel ismi mef'ulünün mastarı. Muhtemel ihtimal yazıyorsunuz. 15. Amil ismi failinin ismi mef'ulü mamul. Son 19'a ise ilim mastarının ismi faili alim. Evet kıymetli arkadaşlar bu şekilde üçüncü ünitemizin değerlendirme sorularında yapmış bulunuyoruz. Diğer derse de görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.